getirdin, gelin. Yolları yıkıyorum, arabaları yıkıyorum diye gelin bana cezaya. Ben bu araçları her gün yıkıyorum. Biliyorsunuz halini. Toz duman içerisinde. Dün yıkandı hali. Gerçi dün belediye geldi bir şekilde göz boyamak için bir temizlik yaptı ama yine bakın bir gündeki hali. Bu dün yıkanmış araç. Yolların halini görüyorsunuz. Her araba geçtiğinde toz duman. 4 ay önce İSKİ altyapı çalışması başladı burada. Yeraltı ile ilgili, bu giderlerle ilgili. Ama bu çalışmanın sonrasında etrafa çok büyük bir toz, duman ve çamur söz konusu oldu. Bize de çok büyük böyle şey oldu, yani olumsuz yönde etkisi oldu. Yardım istedim hani bu şeyin düzelmesi için. Bana dediler ki o yüklenici firmanın telefon numarasını verdiler. Aradım. Abi dedi orayı dedi her gün yıkattıracağım o firma. Bir gün bile gelmedi. Belediyeden istedim. Belediye de temizlik çalışması yapmadı. Sayın İmamoğlu'na tweet çektim. Sayın İmamoğlu da hemen o dönemde hemen iki tane araç gönderdi, yıkattı ama arkası gelmedi. 4 ay önceki olayı anlatıyorum size. Sonradan süreç böyle devam etti. Her gün bunlarla uğraşıyorum. Sonradan kendi yolu yıkamak zorunda kaldım. Yani elimdeki bahçenin hortumuyla yolları yıkarken bir vatandaş yolu niye yıkıyorsun diye bana şey yapıp beni zabıtaya şikayet ediyor. Zabıta geldi bana burada ihtar etti. Yani dedi kesinlikle yolları yıkayamazsın, edemezsin, neden yıkıyorsun? Ben de belediyenin yapması gereken temizliği kendim yapıyorum ama suçlu duruma düştüm. Ellerim kırılsın. Bir sağ kökenli olarak kendisine oy kullandım. Beylikdüzü'nde çıkan birisi komşum diye. Maalesef hizmet yok, yani mağdurum. Arkadaşlar bakın görüyorsunuz ben her gün bunu bu şekilde yıkıyorum. Bu durumda rahatsızım. Bu şekilde yollar buradan görüyorsunuz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.